Amin. Çok teşekkür ediyorum. Önce Gülen'i alıyorum değil mi? Hı. Ahu Tuğba da gelecek de. Hani dedim Ahu hazırsa Ahu'yu da alsak otursak kız. Hazır mı? Hadi. Dur ben bu arada iki laf ederim. Ay! Kadın, vallahi çok güzel kadın. Bugün Ahu Tuğba'yla çok şey konuşacağız. Ahu Tuğba'yla beni dava etmişler. Niye bizi dava ettiler? Bunları konuşacağız. Ne oldu ki? Ben bir şey yapmadım. Esin lan. Bak sinirlendi, ben bir şey yapmadım derken kendi kendini kuran benim gibi biri daha var mıdır? Var mı benim gibi kendi kendini kuran? Kendi kendimi kurarım. Tabii. Böyle alttan alttan alttan. Ver ateşi, ver ateşi, ver ateşi. Alkışlar, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel hanımefendilerinden biri o. Ahu Tuğba geliyor. Seni almadan programa başlamak istemedim. Canım. Dedim ki Ahu ile beni dava etmişler. Kim etti, niye etti? Bunların hepsini konuşacağız. İkimiz birden davalık olmuşuz. Ama atladıkları çok önemli bir şeyin tespitini Ahu'cum sabah sabah tabii o yavrusunun derdine düştüğü için anlayamadı. Ama ben ona anlattım. Ne oldu? Çok önemli şeyler bugün su yüzüne çıkacak. Dava etmişler bizi, ikimizi birden. Kim niye etti? Konuşacağız. Allah Allah, bir kadın bizi dava etmiş. Bu kadın kim, ne, niye ediyor? Önemli. Önemli. Çok önemli. Önemli. Ahu Tuğba'nın geçmişteki evliliğinden birinden tanıdığımız bir kadın bizi dava etmiş. Vay anam. Vay. Diyeceksiniz ki Ahu Tuğba'yı dava etmiş. Seni niye etti? Ay bilmiyorum. Ay bilmiyorum. Konuşacağız. Ay. Aslında çok iyi biliyorum. Değerli arkadaşım hoş geldin. Hoş Hemen bulduk. Seni şöyle anlıyorum. Bir de Jador Nezahat'ın ve Orhan abinin sana çok selamları var. Ben de onları buradan çok öpüyorum. Çok öpüyorum sabah sabah, onu da söylemeden edemeyim. Ben de sabah sabah böyle... Kokulu kokulu böyle. Canım benim. Uyut uyuyorum. Ahu'yu şöyle alıyorum. Ha, nereye oturuyorum? Türk müziğinin en güzel seslerinden biri. Nasıl istiyorsan öyle otur arkadaşım.
Allah Allah, geliyor alkışlar. Güler Işık geliyor. Bravo. Güler Işık devam edeceğiz. Reklamlar. Güler Işık. Şimdi özel bir türkü istedim Güler Işık'tan. Evet. Almanya Frankfurt'tan arkadaşım şu anda Gaziantep'te, Mükerrem Çam senin için geliyor bu Antep türküsü. Evet. Hadi, hadi bakalım. Bakalım. Bütün Gaziantep'lere gitsin alkışlar. Evet. Altuğba yanımda ve Somaye burada. Somaye ile cuma günü yarım bıraktık. Bugün devam edeceğimizi söyledik. Somaye ile konuşacağım çok şey var. Tıpkı Mahsu Kırmızıgül'ün hikayesini yazıp kaleme aldı. Hayat devam ediyor. İşte gerçeği burada. Somaye'nin anlatacakları tüylerinizi ürpertecek. Ama ilk önce Ahutuba'nın genç kızı erkek arkadaşının ailesi tarafından darp hayır, edildi. Hayır, hayır. Erkek arkadaşı değil. Burada üstüne basıyorum. Sevgilisi değil. İşte erkek arkadaş. Yani, sevgili değil. Yani senle ben nasıl veya da buradaki i̇şte arkadaş. Erkek arkadaşlarım benim. Hani o erkek kız arkadaşı değil. Erkek arkadaşı deyince bile sevgilisi zannediyor. Bunu yapan... Bunun affedersiniz yani genç kızın flörtü dahi ve benim kızımın kocası dahi olsa ben 50 yıl hapis yatardım. O ayrı bir şey, doğru söylüyorsun. Evet. Ama erkek arkadaşı dendiğinde yanlış anlaşılıyor evet. Dedi Ahutuba, onu düzeltmek istiyorum. Ben doğru bir cümle kurdum. Evet. Erkek arkadaşı sevgilisi olsa sevgilisinin ailesi derdim. Evet. Erkek arkadaşı yani sonuçta bu kız arkadaşı değil. Erkek arkadaşının ailesi tarafından yani bu aile 11 kişi. 11 kişi tarafından darp edildi. Kaç ay oldu biz bunu? Anjelik ilk defa canlı yayına geldi. Show TV ekranlarında program yaptığımda Ahutuba kızını aldı. Anjelik'le beraber program yaptı. 3 gün uyumamıştı 26 Nisan. Ne kaç ay? 3 gün uyumamıştı. Nisan'dı. 26, 27, 28 senin programına çıktık. Uykusuzdu kız. Evet. Efendim niye bugün Ahutuba burada? Çünkü davalar devam ediyor. Gelişme var. Hemen VTR'yi izlettireceğim size, sonra Ahutuba'nın anlatacakları ve benim anlatacaklarım var. Önce VTR'yi izleyelim. Evet, Ahutuba'nın kızı Anjelik arkadaşının ailesi tarafından darp edildi. Çocuğu dövdüler, 11 kişi üstelik de küçücük bir genç kızı orada dövüp darp edip yüzünü gözünü tırmalayıp tekme tokat çocuğu dövüp darp ettiler ve Ahutuba'yı... Geçen Nisan ayında programa davet etmiştim. Anjelik de birlikte geldi. Anjelik Seda ablasına güvendiği için hatta Seda anne diye evet. Hitap ederek programımda oturdu. Gencecik bir kız, küçücük bir kız çocuğu. Hepimiz anneyiz. Hepimizin çocukları var. Şimdi burada konuşacağımız çok şey var. İlk önce bizi bir kadın niye dava etti? Ona gelmeden önce o konuyla ilgili konuşacağım çok şey var. Çok şey paylaşacağız. Ahutuba'yı, beni ve Anjeli'yi dava etmişler. O yayından sonra, Show TV'deki yayından sonra niye dava ettiler? Konuşacağız. Bu kadın kimdir? Niye dava ediyor? Bizim bu kadınla alıp veremediğimiz nedir? Bunları konuşacağız. Bugün her şey burada konuşulacak. İlk önce dava hala devam ediyor değil mi Ahu? Daha düşünebiliyor musun? Sırf o telefon devam ediyor. Daha ve benim kızımın, Sedacığım hayatını bitirdiler. Yani ben... Bu kadar zeki, bu kadar iyi okuyan, okutulan bir çocuk. Ve bu kadar bakın kızım diye söylemiyorum. Daha ilkokul 4'te 5'te, orta 1'de Shakespeare'ı bitirmek için 46 kitap Yunan edebiyatını, mitolojisini, ve mitolojisini evet. Latin klasikleri, Grek klasiklerini. Yani öğretmenler diyordu ki niye bu kadar yükleme yaptınız? Ve Washington Kennedy Tiyatro Okulu'na götürdüğümüz zaman ben bunu okudum, ben bunu okudum, ben bunu okudum diyor. Bütün hocalar indi aşağı. O zaman ders ver dediler. Düşünebiliyor musunuz küçücük bir çocuğa? Ve Amerika'da bir odadan aşağı indiremedim ben evladımı. Bu kadar okula bağlı bir çocuk. Ve hala benden yılbaşı hediyesini 18 yaş giren bir kız ne ister? Araba ister, bir şey. Benden Barbie evle Barbie ev bebek istiyor. Evet. Kur'an çarpsın yalan böyle söylüyorsa. Böyle bir çocuğun başına bundan yani, geldi. Yani ben o yaşta eşimden araba istiyordum. Bu kadar da açık yüreklilikle söylüyorum. Bu kadar masum, bir de para göz bir çocuk değil. Aç kalsa
aç kaldım demez, cebindeki parayı verir, yürüyerek gelir. Böyle bir kız çocuğu yetiştirdim. Maşallah. Keşke çok alıp da terbiyeli yavrum. Çok da terbiyeli çok, yani. Evet, gerçekten. Ama ben değil mi Güler? Evet, çok terbiyeli. Gözlerinde yavrum. Yüzünden keşke öyle, şey yetiştirseymişim. Kitap falan okutturma. Git onu döv, git bunu. Olur mu canım? Keşke öyle yetiştirmişim. Acı böyle birisi ağlasa çıkarır cebindeki son kuruşa kadar verir. Çok merhametli belli zaten. Evet, çok, belli. Çok merhametli. Bu iyi mi yaptım, kötü mü yaptım onu bilmiyorum. Yok yok, doğrusunu yaptım. Ama bunlar onun yerine kalkıp da onun kızımın kamuoyunun önünde namusuyla ve şerefiyle oynadılar. Ben o çok acı gerçekten. Bir şey ve damgayı attılar. Evet, çok bütün üzüldüm. Amerika'da Türkler, Florida'daki bütün Türkler bağlansın. Bir odadan aşağı indirip kızımı 1,5 yıl denize sokamadım. Devamlı çalışıyor. Kimse bağlanmasına gerek yok. Ben inanıyorum hayatım. Yani oradaki bütün Türkler bağlansın. Sen öyle bir kadınsın, yok. Ve herkes diskotekteyken benim peki kızım sen, anasının dizinde ve benim hala koynumda. Mağdurken. Evet. Hane tecavüz diyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani biraz şey gibi oldu. Haklıyken haksız pozisyona düşürülmek istenmesi. Evet, evet. Şimdi bu Ahu Tuğba'nın benim ve Anceli'nin dava edilmesine gelince. Bakın. Boşuna hiçbir yeri işgal etmiyorum. Kendinizde değilsiniz ya da sizin avukatlarınızda da iş yok, biliyor musunuz? Avukatlarınızı getirin, ben onlara biraz öğreteyim. Şimdi niye? Show TV ekranlarında o zaman program yaptığımda bu olay o zamana denk gelmişti. Dolayısıyla Ahu'nun o güzeller güzeli yavrusu, bana anne diyen yavrusu, pırıl pırıl bir genç kız ahlakıyla, efendiliğiyle, terbiyesiyle pırıl pırıl bir çocuk. Ben özellikle çocuğuma öğrettiğim bir şey var. Bu gençlik kavgalarına dikkat edin aileler. Yarın benim başıma da gelebilir gözüyle ve kulağıyla dinleyin, izleyin bu programları. Kim bilir ne yapmıştır, artık bunları her türlü bırakın. O bilmem, bunu bırakın. Bugün oraya, yarın senin başına. Bunları bir kere unutmayın. Çocuk bunlar, gençler, tansiyonlar yüksek, heyecanlılar. Dikkat edeceksiniz. Şimdi o zamana denk geldi. Ahu da benim programıma Anjeli'yi aldı, geldiler. Biz konuşurken bir telefon bağlantısı yapıldı. İyi dinleyin. Hani yapıyorlar ya, bağlanıyorlar ya, cevap hakkı dedik. Cevap hakkını karşı taraf Anjeli'yi 11 kişi birden döven tarafa seslendim. Dedim ki Allah Allah, cevap hakkınız var, bağlanın dedim. Bir hanımefendi bağlandı. Evet doğru. Arzu isminde. Evet doğru. Ahu da dedi ki ben bu hanımı tanımıyorum dedi. Kızım da dedi. Anjelik de dedi. Telefon. Seda anneciğim dedi. Ahucuğum evet. Dur ne olursun, burada yanlış bir şey kullanırsın. Ben şu lafı bir bitireyim. Dur. Anjelik de dedi ki Seda anneciğim, böyle biri yoktu ki bana saldıranların arasında. Bu kadın olsa olsa şudur dedi, ama yani öylesine tahmin gerçekliğini bilmiyoruz. Biz o arada Arzu ismiyle bağlanan hanımefendiye sinirlendik. Doğru, hakaret de etmiş olabilirim ama ben Arzu isimli bir kadına hakaret ettim. Sen de. Hakaret etmedik. Edebilirim de. Etmedim. Edebilirim de. O Arzu gelsin benim karşıma. Şimdi bize dava açan Arzu. Arzu değil. Bize dava açan Esra Poçar. Biz bu hanımefendiyi tanımıyoruz. Evet. Yani. Bu kim ki? Hay bu nereden? Kayıtlar elimizde. O günün kaydı elimde. Şimdi bana televizyondan hakaret edildi diyen hanımefendiyi biz tanımıyoruz. Tanım. Bu hanımefendi diyor ki Esra Poçar, diyorsun ki Seda Sayan bana hakaret etti. Ben seni tanımıyorum ki, kimse anlamadım ki, bu nereden girdi oraya? Bizim yayınımızda böyle bir bağlantı oldu mu? Hatırlar mısın, bir kocam vardı Arzu diye bir kadınla, herhalde o dedik bu bağlandı da arada. Acaba dedik hani birini bastı eski kocasıyla Ahu. O bastığımız kadın mı dedik acaba? Evet, dedik ama evet. Elimdeki kayıtlarda sevgili Esra Poçar hanımefendi, ben sizi hiç tanımıyorum. Ben bu isimde birine ne hakarette ne atıfta bulunmadım. Bize bağlanan da siz değildiniz. Burada Esra Poçar yazıyor, bakın siz değildiniz.
Siz bizi niye dava ettiniz hanımefendiciğim? Ay o avukatını yolla buraya, kurs vereceğim. Kurs! Allah kahretmesin siz de avukatınızda. Kurs vereceğim. Şu Türk televizyonlarında öğreteceğim. Çok şey var. Bekleyin, bir yere ayrılmayın reklamlar. Bugün Show TV ekranlarında yaptığım programda telefona bir hanım bağlandı, Arzu diye. Biz Angelik dedi ki yavrum Seda anne ben bu kadını tanımıyorum. Böyle biri yok ki orada dedi. Ahu da dedi ki böyle kız dedi bu dedi benim dedi kocamı bastığım bir Arzu vardı, o olabilir mi dedi. Evet. Evet, Arzu Hanım bağlandı. Bizi dava edecekse Arzu Hanım etsin. Evet. Biz Arzu Hanım'la konuşalım. Şimdi bu Esra Poçar'ı ben tanımıyorum. Ahu tanıyor mu? Hayır, tanımıyorum. Tanımıyoruz. Şimdi böyle bir kadın, ben telefona bağlandım, beni mağdur ettiler, bana hakaret ettiler demiş. Bu hanımefendi ortaya çıksın. Evet. Biz şimdi Ahu ile buradan çıkıp şikayette bulunacağız. Bizi meşgul ettiği için, benim zamanımı aldığı için. Benim zamanım çok kıymetli. Hanımefendi, sizin bizimle alıp veremediğinizde ben bunu öğrenmek istiyorum ve ben size şimdi dava edeceğim. Yani sizi bizimle alıp veremediğinizde, benimle hele alıp veremediğinizde, biz böyle bir kadınla konuşmadık. Hayır, Arzu diye bir kadınla. Bütün kayıtlar elimde. Ve çocuğumun namusuyla ve şerefiyle oynadım. Oynandı. Oynandı. Evet. Arzu diye bir kadın çocuğumu. Angelik de dava edecek. Evet. Küçücük bir genç kız. Damgayı attı ve kaldı damga. Evet. Bu hanımefendinin bizimle alıp veremediğini biz anlayamadık. Siz anladınız değil mi benim anlattığımı? Şimdi biz burada bir olayı konuşuyorduk. Bu olay üzerine bir hanımefendi bağlandı, Arzu isminde. Arzu. Biz dedik ki bu kadın kim, tanıyor musunuz dedim. Ahu Tuğba hanımefendi. Hayır dedi. Hayır. Angelik'e sordum, annem tanıyor musun? Hayır Seda anneciğim dedi. Böyle biri yok ki dedi. Bu yalan dedi. Sonra bunun üzerine biz tabii konuştuk. Kadına da kızdık, kızdım. Sen ne bağlanıyorsun, bizi ne meşgul ediyorsun dedim. Bir gün evvel anneyim dedi. Ertesi gün anne değilim dedi. Ha, bu kadın bir de iki gün üst üste bağlandı ama Arzu olarak. Evet. Şimdi eğer bizi dava edecekse Arzu Hanım etsin. Evet. Ha. Ben Arzu Hanım'a izah ederim. Bu yüzden de davayı ondan gelse tamam kabul ederdik. Ya da şimdi gidelim izah bir Arzu bulursa. Gitsin bir Arzu bulsun. Tanımıyorsunuz nasıl olsa. Bulsun. Bir Arzu gelsin. Arzu o, yani bir zaten. Tane Arzu var. Soyadı o da benim da kocamı bastım. Yani. Seda da iyi tanır. O Arzu var. Bastı. Onun dışında başka bir dolaptan çıkmıştı. Ben de bak böyle mi? He, bastı. Dolaptan çıkmıştı kadın. Kadın dolaptan çıktı. Bu da bastı kadın Arzu. Ya evdeydim ayol, evdeydim, dolaptan çıktı kadın. Sonra da restoranda gördüm. Daha bana anlattırma. Ha. Anlat kız. Anlatayım mı? Anlat. Herif rezil olsun. Anlat. Adamın ismini vermeyek de. Adama vermeyek. Gittik kaldık. Ha. Evde barışacağız. Ondan sonra ben çekime gittim. Adam da dolaba koymuş kadını, sevgili Arzu. Kadın dolapta duruyor Arzu. Eğer uyusam kadın dolaptan çıkacak. Kadın, olacak kadın oldu. Sonra da kuaför de itiraf etti. Yani farz et, uyudum evde. Kapıyı bir açtım, kadın dolapta. Kadın ondan olabilir de yani. Olaydan da 3-4 gün evvel de, bir hafta evvel de kadını gördüm. Tam arkamda gördüm. Dedim ki Türkçesi de herhalde bu intikam alamadı ya benden. Garanti bu bağlandı dedim. O taraflarda garanti anladınız dedim mı şimdi bu dedi. Beni niye bu kadar çıldırdığımı? Ve ben de orada dedim ki. Ahu da programa geldiğinde dedim ki, Arzu diye biri bağlandığında. Ahu da dedi ki kız dedi ben dedi kocam biriyle bastıydım. Bir hafta önce de karşılaştım. Bu kadın mı dedi intikam ama mı bu Angelik'in babası değil, yanlış anlamayın değil, ha. Değil. O dünyanın en namuslu adamı. Biz neler yaşadık Seda'la yıllardır da hiç unutmayız ben hiçbir şey. Ben bunun ne basmalarını biliyorum da. Nelerini biliyorum. Birazdan anlatacağım. Şimdi bunu anladınız değil mi? Şimdi bu Esra Poçar hanımefendiye söylüyorum. Esra Hanım bizimle bilemedim ben ne gibi bir husumetiniz var. Anlayamadım. Avukatınıza güzel anlatın. Ya da gelsin ben o avukata güzel anlatırım. Sen hiç merak etme. Ben çok güzel anlatıyorum. Çok. 20 yılda artık avukat oldum. Psikiyatr oldum. Prof oldum. Hepsi oldum. Ordinarius oldum. Gelsin senin avukatına ben anlatayım. Biz Arzu Hanım'la konuştuk o gün, tartıştık. Bu hanımefendiyi ben görmedim. Hayatım boyu da tanımıyorum. Ben de bu telefona da bağlanmadı. Show TV kayıtları bütün hepsi elimde. Hiç merak etmeyin. Sanıyorum bir yanlışınız var. Ya da bir yere mi acaba dava atacaktınız? Maddi yanlışlık mı oldu? Bir şey mi ihtiyacı? Yanlışlık mı oldu bilmiyorum ama ben sizi dava edeceğim. Ahu da edecek.
Angelik edecek. Açıp özür dilese mesela. Emin olun. Bağlansa özür dilese şimdi mesela yok. Kendi adıyla öyle bir şey olur mu? Yok, yok. Arzu öyle diye bu namus meselesi şimdi, yok. Beni de geçiyor. Ahu'yu da geçiyor. Angelik var. Benim kızımın Bülerci. Hayatıyla ve bütün okul hayatıyla resmen oynandı. Yani 40-50 yaşına da. İşte biz iftira ettik desinler. Şimdi orada konuşurken bir şey söyleyeceğim. VTR'de az önce konuşurken şiddete hayır dedi. Geçtiğimiz günlerde Ahu Tuba Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in programına konuk olduğunda orada gene yavrum Angelik'le ilgili konuştu şiddete yok, hayır dedi. Yok onlara olmadım. He? Fox'a mı? Sabah ha pardon. Şeyde doğru. Fox'a evet karıştırdım doğru. Gülşen'le Müge'ye değil de Fox'taki konuk. Ben tabii her yeri takip ettiğim için kim nerede ne anlatıyor. Şiddete hayır dedi. Böyle yaptım dedim ki sen de az adam dövmedin. Tamam az adam da seni dövmedi ama sen de az adam dövmedin dedim. Doğru. Ama bunu da yaptırıyorlar değil mi? Yani böyle bir çünkü ben buradan hanımlara da söylüyorum. Yani şiddete hayır derken şiddete maruz kalıyorsa canım yanıyorsa ben de döverim ya. Canım yanıyor ya. Öyle değil mi? Canınız yanıyorsa can havliyle karşılık verirsiniz. Yani kediyi dürt, kedi bile kalkıp sizi tırmalar. Öyle değil midir? Şimdi Ahu'nun da çok kafasının mesela bir tabanca kabzasıyla yarıldığını çok iyi bilirim. 48 dikiş, 16 dikiş, gözümün altı, burası, dişlerim. Ondan kırılmadık yer kalmadı galiba. Göğsüm sen hatırlattın. Bir eşinden bıçak. Ben biliyorum ki göğsünü parçaladı kızın ya. Bu göğsüm bir bıçak bir çatalla gümüş resmen. Kanlar içindeydim böyle kova doluyordu. Yani bir de kalkıyorlar şiddete maruz görmedim. Bir şey daha söyleyeceğim bir dakika. Yine unutmaz o bir şeyi. İsim vermiyorum çık 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 yapıyorsunuz ama isim vermiyorum ama. İsimleri versek yer yerinden oynar. İsim versem burada yer yerinden oynayacağı gibi aklınızın almayacağı aileye mensup insanlar. Yani Ahu Tuğba bunu yani sokaktaki bir adamın saldırısına uğramadı. Aklınızın almayacağı en önemli ailelerden birinin oğluyla evliydi. Yani öyle böyle bir aile değil. Hepsi Türkiye'ye imza atmışlar. Öyle bir şey değil yani. Doğru. O da bıçağı yediği, darbeyi aldığı, çatalla bıçakla aynı anda saldıran adam. Hani böyle çık çık yaptığınızda sokaktaki adam değil. İşte bununla evlenirsen başına da bu gelir değil. Öyle bir aile ki hadi canım dersiniz. Doğru. Hiçbir şeyi de unutmazsın. Hayatta böyle şeyleri unutmam ama. Ben unuttum sen unutmadın. Çok saygılıyımdır çok. Geçmişteki isimlerin deşifre edilmesine karşıyım. Ama bunlar yaşandı. Yaşanmadı mı yaşandı. Başka bir eşi Ahu Tuba'nın kafasında silahın kablosuyla yine çok önemli bir ailenin oğlu. Yardı evet. Kadının kafayı yardı. Göz buradan dişler gitti. Öldürdü kadını da. İki kız sen oldu. Niye dayak yiyordun? Kıskançlık. Kız vallahi niye dayak yiyordun? Ayol bırakacağım diyorum. Bırakacağım diyorum bir türlü bırakmıyorlar. Yani ayrılacağım. Tamam zamanın gelmiş. El Fatiha gidiyorum. Çünkü o bıktırdı. Bıktırdı. Devamlı çalışıyorum. Sedacığım sabahleyin 5'te setteyim. Gece biliyorsun Sacit Aslan'la iki gazına beraber de çalıştık. Geceleri. Geziyor bizi Sacit Aslan şu evet, anda. Evet. Nereye giderdik? Maksim'e. Büyük Maksim giderdik Caddebosan'a. Sacit biz isim vermiyor. Sen de verme. Bir de Sacit de bir adamı. Verebilir hepsini biliyor çünkü Sacit biliyor. Kara kutu. Beni karakollardan az mı aldı Rami Özkan? Bir de Sacit. Ondan sonra dişlerin kırılmış sahneye çıkarım. Avukat Rahmi abi, değerli büyüğüm Rahmi abi de Ahu'nun yani genç kızlığını bilir. Az mı aldı onu? Daha tabii o evlendirir, o boşattırır dedim ki al bir de kızım çıktı dedim. Bıktıydım bu annenden dedi. İlk ismini de Rahmi Özkan koydu benim kızıma, değil isim mi? Babası. Sacit de az mı kuliste dayak attı benim sevgililerim girdiği zaman bir tanesine. Ben de biliyorum. Bilmediğim ya. Kuliste Sacit Aslan bunun sevgililerinden birini bir dövdü seni. Bir ben. İyi yaptı. Niye? Ay girdi adam biber gazı sıkıyor millete ayol. Manyak. Niye? Ne kimse beni görmesin diye. Alakart. Kapıdan kopacı da adamlar yatıyor arabanın içinde. Bir değil iki değil artık sadece. Bu evet ama bu öyleydi. Hakikaten. Ama gelen de bir kene bir şeylik var. Deliler mi çekiyor? İstemiyorum. Hayır bir şey. Ben işime gücüme bakıyorum. Bir de boynuzluyorlar. Boynuzluyor. Kız yakalıyorum. Bir de Kur'an-ı Kerim öpmeleri tövbe yok mu yapmadım Rabbi, diye. Tövbe. Ay orada tam fıttırıyorum. Elleri sağlık olsun o Sacit'in. En sonunda bir tanesini halletti de ismi lazım. Birkaç tanesini halletiyordu da. Orada
zaten o zaman çok şey yaşıyorduk ama. Olaylı tam aile kulisler bunlar hayatım, olaylı çok kimse kulisler. Kimse giremezsem aile evi yani. Tabii. Öyle yan bakamazlar, edemezler. Ve çok girdiğinde dayağı yer çıkarsın. Nereye öyle giriyorsun? Babaan tekkesi mi orada? Nereye giriyorsun? Hı. Peki bir şey söyleyeceğim. Yine ne hatırladın? Neler hatırlamıyorum ki? Şimdi düşünsenize bir erkek ve çok önemli aileye mensup, yani dünya çapında tanınan bir ailenin evladı ve çatalla bıçakla resmi nikahlı karısı saldırıyor. Gelen çiçekten kıskanıyor. Çiçek bak hiç unutmuyorum. İçinde de pırlantalar olurdu, hepsini de alırdım. Alırdım. E ne yapayım, ben sana hediye gönderiyorum, almıyor musun? Yalan mı? Sacit Bastan alıyordum çiçekten için. Ne hediyeler geliyordu? Alıyordun değil mi? İyi yaptım. Alıyordum ama evliydim. Ay. Adamlar yalnız bakıyor, hediye gönderiyor, alıyordum. Hangi sanatçı almadık ha? Ben almadım. Ben aldım vallahi. Ben hepsini aldım. Vallahi almadım. Yok ben şey... Aldım. Vallahi almadım. Sonra bir tanesi çok kötü durumda olmuştu. Hediyeleri gönderdim. Gönderdim garibim. Ya vicdanlı kadındır. Geri mi verdi kızım? Geriye verdim. Ne dedi, ver geri mi dedi? Zaten kullanmıyorum ki, çok kötü durumdayım dedim. Herkese dağıtıyordu. O zaman ünlülere en vicdanlı ben çıktım, verdim. İyi yaptın. Vallahi verdim. Allah razı olsun. Ha. Günah yazık. Çok kötü duruma düşmüştü adamcağız, verdim. Allah nur içinde yatılsın vallahi. El elime değmemiş adam, hediye gönderiyor, kötüyüm dedi. O zamanki artistlerle beraber oldu. Benle olamadı adamcağız. Bak damardan girmiş sana. Ha, ondan kötüyüm. Sonra dedim ki aa, yani, sen erkek ver ulan dedim. Dese vermez. Ha, evet. Kötü tabii durumda. Canım. Hakikaten aa, baktım tam. Kötü durumda. Yalan ama seni nasıl tanıyorum. Doğru. Ver ulan dese verimsi vermez. Aa, hayatta vermez. Ben... Kötüyüm deyince verdi. Ama gittim gözlerimle de gördüm. Üstüne de para da verdim yani. Bak. Ben almadım. Yemin ediyorum. Ama öyle öyle vicdan, gerçekten vicdanlıdır. Sonra yani, da Allah rahmet eylesin, öldü hakikaten kötü. Nur Allah rahmet eylesin. Yani. Evet. Peki son o çatal bıçakla saldırıya geçmesinin o bile hatırlamıyor. Çiçek aslında Ankara'da program yapıyor. Ay neyi otele hatırlıyor? Bir tabii otele bir çiçek geldi. Ama ne çiçek. Ahuya. Aslında biz o zaman kartları, isimleri değiştiriyorduk korkudan. Yok ben değiştirmiyorum ki. Ondan da yakıyordu. Ben takır takır okuyordum. Ben değiştiriyordum. Ne yapayım ay bununla uğraşacağım yok, diye. Bir de para geldiydi. Bir milyon dolar. Bir şey de para. Yazıyordum. Parayı işte, hatırlıyor musun? Ahmet Bey'le eşi. Ne yapayım onunla mı uğraşacağım? Ama manyak. Oraya yazmış. Ahmet yazmış. Deli mi ne? Başıma iş alacağım. Hemen eşini de ekle. Kurtul. Onunla mı uğraşacağım? Ayol ben lak lak okuyordum. Lise bu kadar. Böyle ay sırlar ortaya çıktı. Bir de bu, para geldiydi. Para, bu doğru. Babalardan ondan bu dayağı bir... yiyordu. Bu tabii bu yüzden sonra... sen bu hamile kal, adamın haberi olmadan git kürtaj ol. Evet. Gel ya bacım. Adam da bunu diyor. Bu kadar büyük ailenin oğlu sen bu adama haber bir şey verdin. Yapmadım. Aldım ceniyi masanın üstüne koydum. Ne yaptın ne yaptın? Çocuğu aldır bir de getir oraya. Niye yaptın bunu? Yani ben demek ki senin soyadınla, paranla, pulunla evlenmemişim. Ya çocuk doğurduğunda çocuk doğurduğundaki kendime seni bağlayacağım deli. Yok. Beni bu kadar boynuzluyorsun. Sağ ol. En son al sana dedi. Al sana dedim. Bir tanesi de kumalarıma teşekkür ederim Bülent Hanım'a da. O da beni görünce kanlar içindeydi. Kumalarımı ama. Evet, kumalarım. Kumalarım sağ derken olsun. Ha üzerine senin üzerine gelen. Ha yanlış evdeyken, anlaşılmasın yok, o. Benim, ha. Hayır. Bülent Hanım sağ olsun. Birisi. Ay. Yüksel Hanım sağ olsun, Nazan Hanım sağ olsun. Çok kuma geldi bana. Sanatçılardan çok kuma geldi ama hepsini de çok seviyorum. Yani hepsi de itiraf ettiler. Seviyorum. Hepsi ettiler arkadaş, mi? Ettiler arkadaşlarım, canları sağ olsun. O zaman ettilerse söyleyebilirim o zaman. Bülent yok, Ersoy, yok, yok canım, Nazan Şoray, Yüksel Özel mi? Lazım değil, boş ver. Ben onları seviyorum. Ama Serpil kabul Benay'ı ettilerse, da severim evet. Canım. Serpil ha. De evlendi tabii. Evet. Aha, o evlendi. Hepsini severim, iyidirler. Ne yapayım kız, alan veren razı, ben ne yapayım benden sonra benle beraberken olsun. Kabul edip ne dediler kabul yani ya boş ver yani neler demediler ya günah onlara da günah canları istemiş sevmişler birbirlerini olur ne olacak ne yapabilirdim ben sahnedeydim yani Sacit Hasan'la sahnedeydim ne yapabilirim ta o kadar zaman sahnedeyken bakın bir şey söyleyeyim size çok boynuzlanıyorduk yalnız Seda. Bunu yani artık vallahi ciddi söylüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Hülya Avşar bunu yıllardır artık söylediği için söylüyorum. Yoksa dünyada hayatta söylemem.
Hülya da bunu söylediği için. Hülya Tanju Çolak'la evlenmeyi düşünüyorken sahnedeyken aldatıldığını biliyor muydunuz? Çok güzel bir şey söyledin. Sahnedeyken. Çünkü bak şuradayım mesela, canlı yayındayım. Tabii. Rahat. Rahat. Neler yapar? Ruhum adam duymaz. Rahat. Beraber olduğun sabah adamı düşün. Sabah kaçta geldin buraya? Ben buraya sabah en geç 8.30'da giriyorum. 8.30. Kaçta çıkacaksın? 4.05. 3.30'da. Oh ne güzel, yaylım ateş. Yaylım ateş. Ruhum duymaz. Karıcığım seni seviyorum. Bir de kontrol ederler. Seni seviyorum. Ne yapıyorsun? Canım, bebeğim, yavrum. Bir de bir şey var. Bir sanatçının ünvanını kullanıp büyüklüğünün derecesine gelip senin adını kullanarak daha zevkle gidiyor kadınlar. Ben bunu anlamış değilim. He, kadın. Kadınlar ya, daha kadın çok ki, gidiyor. Aa, onun kocası diyor, gidiyor mesela. Seda'nın kocası diyor. Tabii, kuyruk tabii, oluşuyor tabii, maşallah. Aynen öyle. Ama bir daha kuyruk, bir kuyruk biniyor. Anlatamam ne kuyruk. Değere biniyor o zaman. Evet. Değere biniyor. Evet. Ekmek verdi. Sonra adama attığında eşekten düşmüş gibi oluyor ama aynen, iş işten de geçiyor. Yok, yine 5-6 sene götürüyor ekmeği. Ha, biraz götürüyor. Götürüyor. Sonra anlıyor da. Sonra anlıyor. 6 yıl sonra falan belki. Ne oldu mu, delisi oluyor. Şimdi yürüyüşü değişiyor. Tabii. Hareketleri değişiyor. Ben neymişim diyor verdiğin ver, değerden. Tabii, ben erkeğim diyor, aslanım, gelin diyor. Baksana, baksana diyor, koskoca Atuba bana aşık diyor. Köpek gibiydi diyor, ben istemedim diyor. Rolo diyor. Kim bilir neler anlatıyor. Erkekler daha dedikoducu da. Yani. Sonra... Sonra Altuğ'u atınca katır tepmiş gibi. Ayol geriye de dönmüyoruz bir de. Katırda tekse ne olur? Bir derede iki kere yıkanmadım ki ben. Güzel bir söz. Bir derede iki kere yıkanılmaz. Hoşuma gitti bugün. Tabii. Evet. Ay, çok... Bir derede iki kere yıkanılır mı? Ama biz çok eski arkadaşız. Çok eski ve birbirimizi gayet iyi biliriz. Çok. Ahu'nun kulisi çok renklidir. Benim kulisim daha sönüktü. Onun rengini izlemekten, takip etmekten, onun kulisini basanlar, Sacit'ten dayak yiyip gidenler, rahmetli Fahri Bey'den dayak yiyip tokatlanarak gidenler o kadar renkliydi ki benim daha sönüktü. Sacit'i bağlasana az önce. Bağlayalım. Vallahi bağla. Allah aşkına Sacit. Çok seviyorum. Bu Sacit, bir şöyle bir gazını alsa da ikimiz çıksak. Çıkalım. İsim para da vermeden, Sacit Aslan isim vermeden Ahutuba'nın eşlerinden birini kuliste temiz bir dövmüş. Niye dövmüş? Kısa bir ara reklamla konuşacağız. Evet, Ahutuba şiddete hayır derken laf lafı açtı. Angelik konusunu kapadık. Davamız devam ediyor dedik. Sonra iki bacı konuşmaya başladık, sohbet etmeye başladık. Çünkü o beni çok iyi tanır, ben onu çok iyi tanırım. Şiddet derken dediğim gibi laf lafı açtı. Onun hangi kocasından nasıl dayak yediğini en iyi ben bildiğim için eski günleri yad ediyoruz. Ama asabı bozuluyor insanın. Yani bir kadına bu kadar şiddet. Evet. Değil mi Sedacığım? Ya bazı kadınlar da saklıyor. Yemedim, dayak yemedim kocamdan. Aksine yapılan istatistikler ve araştırmalar biliyorsunuz ki kültür düzeyi yüksek olan kadınların daha çok şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Yani sadece gecekondularda ya da kırsal kesimde ya da Anadolu'da değil şiddete maruz kalan kadın. Ne profesörler var bunu dile getirmekten imtina eden, utanan, ne avukat hanımlar var, ne doktor hanımlar var, kimler var eşinden böyle bir duruma maruz kalıp da bunu dile getirmekten imtina eden, utanan hanımlar çok. Biz konuşabilecek yürekteyiz. Evet. Yani evet, geçmiş, tamam, adamların ismini vermiyoruz ama bunlar yaşandı, bunlar oldu, öyle değil mi? Şimdi bir tanesi dediğim gibi çok gerçekten çok önemli bir aile. Hala hepinizin şimdi adını soyadını söylesin, hadi canım dersiniz. Hepsi tanımlı, o bir canım. Elinde çatal, bir elinde bıçakla saldıran kadının iki göğsünü birden kesti ve kanlar böyle. Kovalarca. Kovalarca, evet. Sırf buradaydım. Nedeni kıskançlık ve Ahutuba'nın beni aldatıyorsun. Benim senin ne paranda ne soyadında gözüm var. Al işte, kürtaj oldum. Bu da cenin diye masanın üstüne attı ve bıçağı öyle yedi. Vay sen benim haberim olmadan, öyle değil miydi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Dedi ki bak görüyorsun, benim öyleydi ama hakikaten deliydi. Benim şunu kafayı kaldır, ayaklarıma geliyor Ayça'cığım. Benim kimsenin parasıyla puluyla işim yok. Hani hediyeleri kabul ederdim diyor ya. Aslında deli tarafı da oydu. Yani aslında hiçbir şeyle ihtiyacım yok, işim yok
O tavırda da bir kadındın. Değil mi? Çok silahlar çekiliyordu ya gazinolarda. Gene o kafana gediğin silah mı? Bana da bak. Kabza. Neleri hatırladım. Kız Sacit nerede, kız bağlasanız Allah aşkına. Kabza. Silah burada böyle saçı. Kanlar içindeydim. Kuaföre girdim. Yapış yapıştı saçlarım. Bülent tabancanın görünce, kablasıyla vurdu. Kafanı yardı Selim, biliyorum. Kafamı yardı. Neydi sebebi? Önce kuaföre girdin. Girmeden önce. Sebebi gece, niye? Gece kulübünden geldik. Bir tartışma, bir kıskançlık. O ertesi günde Ankara'ya uçacaktım. Bir tartışma, bir kıskançlık. Yani ben gidecektim. Hep kıskançlık. Hep kıskançlık. Hep. Sanki beni cami avlusundan aldılar beyefendiler. Bana gelince çok efendiler. Evvela önleri kapanıyor, şeker çiçekler ulaşana kadar. Tabii. Ulaştıktan sonra evde şey gibi görüyor, o nikah olduğu zaman. Evdeki paket gibi görüyorlar. Hani nasıl olsa benim. Hiçbir şey yapamazsın. Bana ulaşmak için ne çabalar şey yaptın yani. Hani neler yaptın. Kulağım mı darp olmadı, sol kulağım işitmiyor. Ama bir vuruyorlar, bunları aslında bir hayvanat bahçesine koyacaksın, ayıyla aslana. Gücün varsa, ciddi söylüyorum, buradan Fatma Şahin'e de seslendim, onunla da konuştum. Böyle bir hayvanat bahçesi şiddet yapacaksın. Şiddet uygulayan beylere çözüm getiriyor Rahut Uba. Evet. Diyor ki böyle şiddet uygulayan beyleri ayıyla aslanın yanına koy, koy bunları bakayım, diyor. O şiddetini göreyim senin. Sembol yapın bunu, buradan Fatma Şahin'e de. Valla bütün kadına şiddete bir tane aslan, bir tane de ayı. Arasını o kadına böyle geçiren, patır kütür vurup paramparça edenlere. Bir adamın resmini koy. Evet. Buyurun de. Bir de bir kavga et, bir yumruk at bakayım bir aslanla bir ayıya, ne yapıyor seni de. Ya da bir köpek, köpeklerin yok mu böyle, bir köpeğe bir vur bakayım seni, ne yapıyor. Ne yapıyor seni yani. Tabii canım. Kime zarar versen. Ve biz versen, kalkıyoruz yine ben iyiyiz. Ben diyorum ya, kime zarar versen karşılığını illaki alırsın. Ben paralarım vallahi. Ve şey olmuyoruz, yine iyi yürekliyim. Bu kadar şiddete gidip de mahkemelerde yine davacı da olmadım bir de yani. Sacit Aslan hatta, eyvah eyvah. Aa. Bombalar, kara kutu bağlandı. Bombalar bugün patlayacak. Sacit. Ya Allah, hep söyle anam, söyle kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Laf lafı açtı. Ben dedim senin şiddete maruz kaldığın birçok olayı bilirim dedim. Evet dedi, konuşurken, sohbet ederken, onun da yüreğini biliyorsun. Kuliste dedi, en son dedi, eşlerimden biri Sacit Aslan tarafından dayakla atıldı kulisten dedi. Aa, ne yaptı ki dedim, millete biber gazı sıktı dedi. Kardeşim bu ahuya var ya, bu ahuya senelerde çalıştım. Harika da bir çok doğru. Canım benim. Ama giderken de yani tam program biterken de yani miras gibi işler bırakır adam olur. Doğru. Miras vallahi tadında işler bırakır adam olur. Büyük Maksim'de olduğu olay. Doğru. Doğru. Rahmetli Şakir vardı. Allah rahmet eylesin. Allah nur içinde yatırsın. Ay, Allah rahmet eylesin. Yine rahmetli oldu. Ya sahne müdürü Ali'ydi ya da İsmail. İsim vermeyelim dayak atanın da, anneme lazım. Ne vermeyeceğim yani, sen hiç vermeyeceğim. Ben için mi o hakarete maruz kaldım? Bir de baktım ki İsmail geldi. İsmail'in rengi gitmiş. Hayırdır ne oluyor dedim. Arkada dedi kan gövdeyi götürüyor. Ne kan, ne oldu, hayırdır? İşte Kenan Bey dedi, Şakir dedi ve Ahu Hanım'ı dedi sarsaklıyor. Baktım gittim içeriye. Baktım ki oradan bir bardak mı vurmuş Şakir rahmetlinin eline? Ben attım galiba bardağı. Yok. O bir şey yapmış. Ya Şakir'e vurmuş. Böyle parmakları kanıyor Şakir'in. Doğru. Bir de baktım Ahu tam sahneye çıkacak. Ahu baygınlık geçiriyor. İşte sinir krizleri geçiriyor. Şimdi tam sahneye çıkacak derken bakın bu çok önemli. Yani Sacit Bey de gazinonun her türlü sorumluluğundan haberdar olmalı ve her şey onda, tüm sorumluluk onda ve tam sahneye çıkacak. Zaten içerideki yani, olaya yani, bakın. Sahneye 3-5 dakika var yani, öyle bir şey, sahne hazırlanmış. Bakın, bu konuyu bekliyorlar. Bunu iyi dinleyin. Evet. Baktım böyle Sellum'un ara gibi, dev gibi bir adam. Sen kimsin dedim ya. Ben onu tanımıyorum bu tarihte. Ben de Ahun'un nişanlısıyım. Ahun'un nişanlısı mısın? Evet. Peki bu Şakir'in parmakları ne? Bu kadının hali ne?
Seni bir kere bu kulise kim aldı? Doğru. Der ki ben girerim. Girer misin? Kapatın dedim lan kapıları. Doğru. Sen içeri mi girersin? Ahu Tuğba'nın nişanlısı, Ahu Tuğba'nın sevgilisi ya az solistin, solistin sevgilisi bu çatının altında iş yaptığı sürelerce yok. Doğru. Bunlar buraya bekar gelir, bekar doğru çıkar. Bu kapıdan dışarı çıktıktan sonra da benim onlara soru sorma hakkım yok. Doğru. Doğru. Anladın mı? Böyle disiplinliydi gazinolar. Çok. Ondan sonra orada tabii bir kıyamet koptu. Bu biraz hırpalandı. Oradan çıkar çıkmaz hemen yanındaki The Marmara'ya gitmiş. O zaman Intercontinental ismi. Hemen beni Erol Sinan'a şikayete gitmiş. Hemen koştura koştura ayakları kıçına dayıyor. Orada baktım ki 10 dakika sonra aradı Erol Bey. Ya ne yaptınız bu çocuğa? Niye o çocuk ne yaptı dedim burada. O çocuk, biz çocuğa bir şey yapmadık da çocuk burayı dağıttı. Şakir'in elinde ilk yardıma gitti, dikişler asıldı bilmem ne. Ondan sonra Ahu'yu sakinleştirdik, sahne yarım saat 45 dakika sarttı. Doğru. İçeride 400-450 insan var. Ve bunlar o tarihte en pahalı müesseselerden bir tanesi. Doğru. Adam başı hatır sayılır paraları diyorlar. Tabii. Şimdi bu nasıl bir sevgililik, bu nasıl bir aşk, bu nasıl bilmem ne. O biraz evvel söylüyor, ona da kulak misafir oldum, sonra dışarı çıktım, ondan sonraki konuşmalara yetişemedim. O çok önemli, çok hakikaten de çok önemli bir ailenin çocuğuydu çok. O. Memesini kesti ya kızın ayol. O başka. Hayır hayır. Yani bir tane daha vardı. Kafayı yaran. Ha, o da bilmem mi? Bir de ben. Yani ben... Kafana bak kafayı yaran. Hepsini saydınız da bir tanesini unuttunuz. Bir tane de karakoldan toplamıştım ben. Ha, bir tanesini unuttunuz. Karakoldan muhafazabıcının üstüne çıktı. Yüksel Özel'le de beraberdi. Kim ne gariptir ki ben de şimdi ilk defa bir şey söyleyeyim de o da bir bomba olsun. Ben o arkadaşla ilk defa hiç unutmuyorum. Bitatpaşa stadından Altay maçından çıktım. Galatasaray Altay maçından. O zaman bu arkadaş Yüksel Özel Müslüm'de Rota apartmanında oturuyor. Benim de ya, o benim zaman flört ettiğim bir kadın. Ben sana, ben sana söylemiştim. Dinle. Sen söyledin de ben hiç ihtimal vermiyorum. Ben evliydim, ben sana söylemiştim. Dinle dinle. Ter boşaldı. Geldim anahtarla kapıyı açtım. Baktım salonda bir adam oturuyor. Gittim ben de karşısına oturdum. Selamun aleyküm aleyküm selam. Sen kimsin dedim. İşte ben dedi, benim adım dedi bu. Ne işin var dedim bu evde. Vallahi dedi ki Sacit Bey gel dedim. Bunu sakin sakin dedi. Konuşalım. Yoksa dedi ya sen beni bu camdan aşağı atacaksın ya ben seni. Evet dedim. Bende de dedi bu evin anahtarı var. Sen dedin mi bu evin anahtarı var? Evet. Evde salonunda aynı kadınla beraber olduğumuzu zannettiğimiz iki tane adam karşı karşıya oturup Boğaz'ı seyrediyoruz Üsküdar'ı. Ben bir dakika sadece bir şey söyleyeceğim. Heh. Bu ismini vermeyeyim. Şimdi sen kimle berabersin o ara? Ben de Yüksel'le beraberim, Uzel'le, o da Yüksel Uzel'le beraber. Tamam. Ve o arada benim nikahlı kocam. O arada da bunun nikahlı kocası. Fakat kimsenin kimseden haberi yok. Bir de baktım ki 5 dakika sonra kapı açıldı, Yüksel geldi. Peki Yüksel... Hayatı dinle, hayatı ömrümde bu kadar soğukkanlı bir kadın görmedim. Ya aa merhaba dedi bize, hiçbir şey yokmuş gibi gitti bize portakal suyu sıktı getirdi. Mustafa da aşkının üstüne portakal suyu içti. Bir şey söyleyeceğim, Yüksel Özel mi yaptı bunu? Evet evet. Peki Yüksel Özel ikinize birden niye anahtar vermiş ki? Onu artık ona soracaksın ne demek ki bilmiyor, o Skoda bilir onu, ben bilemem. Ay. Bence sana verdi önce anahtarı, alamadı senden. Neyi ver, beyi verdi alamadı. Ona da vermişti, ondan da mı alamıyor? E ne bileyim, birinizden alamadı kadın. Çarpıştı herkes evin içinde. Ya evin içindeki trafiğe Yeşilgül Hava Meydanı'ndaki skolbu koy, o bile baş edemez. Eyvah. Ama o arada senin evde karşılaştığın beyefendi Ahutuba'nın resmi nikahlı... Evet, o dakika nikahlı kocasıydı ve ilk defa benim Mustafa'yla, Ulusoy'la tanıştığım tarih o tarihtir. O da Yüksel Üzeri'nin Gümüşlü'ndeki Roto Apartmanı'nın salonunda. Neye gülüyorsunuz ya? İsim verme. Ne isim verme? Kendini bilmiyor mu? Ben de biliyorum, o da biliyor, o da biliyor. İsim verme. Versen ne olacak isim? Ölmedik daha Allah'a çok şükür. Hepimiz Allah uzun ömür versin, yaşıyoruz. Kim inkar edebilir bunu? Sadece çok... Hangi biz inkar kadın edebiliriz yani? Ter döktü burada kadına yol. Terledi kadın. Ama yaşadığım olaylar çok büyük olaylardı. Yani hakikaten benim yaşamam bir mucize. Şimdi sizden bir ricam var, lütfen yani, bana müsaade edin.
siz yayınıza devam edin. Yine sıkıştığınız yerde ararsınız beni. Ben de bir lokma bir şey deneyim. Tamam peki, hadi afiyet hadi, olsun. Afiyet de. Olsun. Evet, Ahu Tuğba ter döktü. Nasıl öyle bir karışıklık oldu Emir için, ben de anlamadım. Nasıl oldu kız, senin kocan ne olmuş ki ne? Ne oldu ki ne? Ahu. Kız bir anlarsak yine neler olur yani. Evet ya, daha neler o kadar. Tabancanın sapıyla kafayı yaranı söylesen tam yer yerinden oynayacak. Tam oynayacak. Bunu neler kafaya olur. Bir koydu. Kıvaya açıldı böyle bunun. Şimdi böyle gülerek konuşuyoruz ama o kalkan eller ve yaşanan olaylar var ya, dünya boyunca yaşadığın müddetçe istersen 80-100 yaşına gel, unutulmuyor Seda. Evet. Unutulmuyor. Yani o kadın o şiddeti gördüğü an, hani şimdi espriye boğuyorum falan ama yalan, şu anda var ya içimi su içinde kaldım ve kalbim güm 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 ediyor. Yani bir genç kız dünyaya gelinip de nerelerden, ilkokul, ortaokul, böyle lise, bir mezun oluşumuz var buradaki hanımlar gibi. Yani hepimiz yaşlanıyoruz ama bir şeyden geçiyoruz. Niye ben bir şey anlamıyorum, bu erkeklere bir şey olmuyor da dayak atamıyoruz yani. Atıyoruz canım, senin de vurduğun olmuyor. Bizim erkeğe yani ne kadar vurursun ya. Erkek canım, bir vurdum iki kafa oluyoruz yani. Ne yapacaksın, ne öyle koca el kalbim. De kalkmaz öyle bir kalkar ki valla. A canımı yakıyorsa yakmasın o da benim için. Ben de döverim. Döverim valla, indiririm pençeyi. Ha canım. Abi, pençeler çok indi. Ne yavrum? Zincirlerim vardı. Benim zincirlerim. Tabii. Ay fayda etmiyordu. Yine Sacit Aslan koşuyordu. Bırak erkek zincir mincir denemiyor. Dalıyordu bir yerlerden hepsi. Rahmi erkek... Özkan sağ olsun, Allah razı olsun, zavallı adam. Ha babam karakollardan topluyordu, bir de Sacit beni. Ya erkek gücüyle kadın gücü tabii ki bir değil yani. Yani kaslardan değil, yalan söyleyemedim. Adam canın... bir vurduğu zaman gidiyoruz bunu. Bunu hangi kadın, şimdi bir erkek gelse iki tane çaksa hepimiz gideriz Sedacığım. Yani doğru, bunu, erkek gücüyle kadın gücü. Bir değil yani, ama ben bu şiddete hayır diyorum yani. Ne olursa olsun hayır diyorum yani. Yani kadına şiddete hayır diyorum. Ama dayak atan erkeklere de bence... Hayır, hala bir şey, anayasa yani değişiyor, bir anayasa değişiyor. Bir şey yapmak lazım. Ay, ben öbür dünyadan vallahi randevu aldım, gidiyorum. Artık hala kadına yasa çıkamadı bir türlü yani. Çıkamadı. Randevu aldım. Yani gidiyorum. Ben randevu aldım, öbür tarafa gidiyorum. Allah korusun. Kaç yaşındaydım, şiddet görüyorum. Kaç yaşına geldim, yine şiddet doğru görüyorum. Doğru söylüyor ama bakın çok önemli yani bir mesaj veriyor. Yani nerede bu anayasa aslında. Hala çıkamadı. Mecliste o kadar erkek var ya. Yasanın ismine bak bir de, anayasa. Ama ana... Ya bu şey hakikaten var yani. Bir türlü çıkmıyor anayasa. Günde kaç binlerce, biz konuşurken şu anda evlerinde kaç tane kadın tokadı yiyordur belki de, haberimiz yoktur tabii dünyada. Tabii canım, doğru söylüyorsun. Bir de son zamanlarda bayağı da arttı hani bu basının masının da olması. Bir de yeni bir moda, savcılığa git. Niye savcılığa gideyim kardeşim, morarmışım. Bir de artık doktorlar da bakmıyor Seda. Evet. Kızımda gördüm, yaralı giriyor, bereli sedyeler dolu. Adam böyle bakıyor, vah vah vah. Benim kızımın şiddetinde göğüs buraları nasıl mosmordu? Morarmış çocuğun. Yani buralarını mı açacağım, buralarını mı açacağım çocuğu kamuoyunun önüne ispat etmek için? Ay. Hani gün geçtikçe daha da siyahlaştı kasıkları, sırtı. Ah, sana yavrum. Anlatamam çocuğumun morluklarını, o suratı. Onu da fondötenliydi yani. Ben karşıyım. Ya ellerin kırılsın, can veremeyesin inşallah. Ben hakkımı hiçbirine helal etmedim. Etmiyorum da, bana vuranlara hakkımı helal etmedim. Evet. Hele çocuğuna bunu yapanlara. Hem çocuğuma yapanlara hem bana yapanlara. Çok küçük ve bir kız çocuğu ya. Çok küçük. Çok küçük. Bütün aileler bu yüzden dikkatle dinleyin dedim. Çocukların tansiyonları yüksek. Çok heyecanlılar onlar. Bilmiyorlar. Çok enteresan olayların içine girebiliyor çocuklarınız. Ne olur dikkat edin çocuklarınıza, torunlarınıza, ailenizdeki kızlarınıza, delikanlılara. Hepsine dikkat edin. Hep çocuğuma da en önemli tavsiyelerimden biriydi bu. Gerçekten dikkat edin. Eleştirmeyin. Önyargılı davranmayın. Dinleyin çocukları. Çok önemli bir şey. Ve dünyada hiçbir çocuğa leke atmadım hayatımda. Evvela çocuğumu çağırırım. Kabahat onda mı? Evvela çocuğumu yargılarım. Sonra karşı taraftaki insanı evet. Yargılarım. Sende bir hata yok mu? O zaman kötüyse niye arkadaşlığın devam ediyor derim. Çocuk bunlar. Nereye çeksen gidiyorlar. Doğru. O hele bu internet çıktı. Tutamıyoruz biz bunları. Bu internet çıktığından beri... Ahun'un en büyük şikayeti internet. Tutamıyoruz.
Evet ya. Yani ne, kim ne konuşuyorsun? O resim kimdir? Kim çocuk bu? Nereye çeksen gidiyor. Biz hiç olmazsa aşağılarda, sokaklarda biz evet, enerjimizi boşaltıyorduk. Doğru. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Ya giderdim futbol oynayan çocukları döverdim, bir enerji boşaltıyorduk evet. Yani. Enerjimiz gidiyordu. Şimdi o internette kamburları çıkmış, o gözle tık 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 sabaha kadar. Allah'ım ne var bunda ya? Hepsinin gözü bozuk günah. Evet. Bir de özellikle erkek çocukları şu kucaklarında şunları tutturmayın. Çocuklara zarar veriyor biliyorsunuz değil mi o bilgisayarlar? Onların altlıkları var, servisler gibi. Bari buradan tavsiyede bulunayım da anneler gidin o servislerden alın. O servislerin üzerine oturtsunlar. Habire dizlerinde o bilgisayarlar. Çocuklar hem gözlerinden oldu bari şeylerinden olmasın. O bir yeni moda Twitter ellerinde. Sonra kısırlık oluyor işte. Ne gülüyorsunuz? Sonra doğurtturamıyorlar çocuklar. Şey koyun, şöyle servisler var alın, onu koysunlar. Yatakta bir de telefonlar çift tel, hem oraya bakıyor tak 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 yazıyorlar. O abi inanamıyorum yani. Zaten şunu şöyle. Ya tak 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 böyle bakarak yazıyorlar, yazıyorlar yani. Bakmadan, şöyle. Bakmadan tık 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 nereye ne yazdın bir de ne gitti ben yazana Türkçedir. Kadar. Oho gözümle ilgili bir problemim de yok ama ne bileyim hani yazana kadar. Evet. Onlar bakmadan tık 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 bizim Gülben de öyledir. Çantanın içinde telefon durur. Gülben buradan tak 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 çanta içinden mesaj yazar. Bir de yarım Türkçe. Anlayamazsınız. Yarım Türkçe. Ha biliyorum. Lavyon, W'a falan bilmem ha, neler. Evet. Ne, bu ne 10 kere daha bakıyorum bu nasıl Türkçe diye. Doğru. Peki kısa bir ara reklamlardan sonra Somaya ile konuşacağım. Ahu'nun da dinlemesini istiyorum. İşte gerçek hayat devam Cuma günü konuğumdu. Van depreminin ardından Adana'ya sığınan Afgan ailenin 14 yaşındaki kızlarını 70 yaşındaki Taliban üyesine vermemek için ülkelerinden kaçıp buraya geldikleri ortaya çıktı. Dedim ya hani Cuma günde depremle neler ortaya ya da işte böyle afetlerde bir sürü şey, bir sürü sır da su yüzüne çıkıyor demiştim. İşte Van depreminin ardından bir aile dramı ortaya çıktı. Bu da Afganlı aile, küçücük kızları. Cuma günü biraz anlattı. Ben size hemen şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyemeyenler için. Somaya yanımda. Somaya 14 yaşındayken 70 yaşındaki biri talip oluyor. Nasıl oluyor? Somaya'nın aile durumu çok kötü. Fakirler çok kötü durumdalar. Yaşlı bir adam ailesine diyor ki benim evim var gelin siz de orada geçinin oturun diyor. Sonra Somaya'yı görüyor. Diyor ki bu kızı bana vereceksiniz diyor. Olay nerede oluyor? Afganistan'da. Evet. Afganistan'da o evlerini aldı. Hani yardım için alıyor ama bunu bana vereceksiniz diyor. Onu beğenmiş. Adamın 4 tane de karısı var. Küçücük bir çocuk. Ve düğün hazırlıkları yapılırken kaç aile... Kaç yaşında şimdi? Kız? Şu anda 17 yaşında mısın? 18'e girdim. 18'e girdi şu anda. Ama onlar bu olay 14 yaşındaydın değil mi? Evet. Anlatır mısın? 14 yaşındaydın adam seni görmüş dedem yaşında diyorsun. 4 tane de karısı var diyorsun. Kadınlar büyük kadınlar. Evet. Seni eve girerken çıkarken sen oralardasın sokaktasın tabii görüyor seni. Evet eve temizliyorduk. Hani ona karısını hamileydik. Demiş benim hanımı iyi bakın. Ben çünkü çalışıyorum başka bir yere gidiyorum. Ben şimdi tamam. Annem... Hanımı hamileydi, temizliyordu içinde mesela eve temizliyordu, iyi bakıyordu. Ondan sonra iki ay olmamış, hani bir ay olmamış zaten beni görüyor. Ha çünkü temizlik yapıyorsunuz. Evet, siz. Ben karısı annem yardım ediyordum. Dörtlerde karısı var. Var tabii. Evet. Karılardan biri hamileymiş değil mi? Heh. Evet. Karısını... Onlar da ona bakıyorlarmış, evi falan temizliyorlarmış. Adam da bunu böyle gelirken giderken görüyormuş, evet. Ondan sonra... Sen ona ne diye hitap ediyordun? Karşılaştınız mı? Yok yok ben konuşmuyordum. Ha. Çünkü Afganistan öyle bir şey yoktu yani. Serbest değildi. Yani abiler görüyoruz yani kaçıyoruz eve gidiyoruz. Yani ha. Ayıp diyorlar. Diğer kızlar görmek çok ayıptır. Evet Sobe. Ondan sonra annem temizliyordu. Ondan sonra o abiye söylemiş ki mesela sen kira vermiyorsun, su parası vermiyorsun. Sadece mesela karısına bakıyorsun. Ama ben bu kızını beğendim, senin kızını. Çok hoşuna gitti. Bana veriyorsun. Annem demiş ki benim kızım daha küçüktür. Yani evlenmez ki. Evet. 14-15 yaşındadır. Ondan sonra annem demiş ben vermiyorum. Mesela kocasım hastadır. Kocasım çalışmıyor. Ama ben kızım satmam ki size.
Ha. Ondan sonra demiş ki... Annesi demiş ki tamam kocam çalışmıyor, biz fakiriz ama ben kızımı satmam ki. Evet. Ondan sonra bir mecbursun. Annem gelmiş bizim eve, dedim gördüm annem kendine mesela iyi değil. Yani hep düşünüyor. Yani annem ne oldu? Diyor hiçbir şey. Diyorum mesela sen biraz önce geldiğim iyiydi ama şimdi çok düşünüyorsun. Ha. Kendine değilsin. Ne diyor? Anne diyor yok hiçbir şey değil. Babası hasta da onun yüzden. Yani fakiriz onun yüzden. Yemek yoktur öyle bir şey. Ben de küçük ben ne bileyim. Birkaç defa annem söyledi. Annem mecbur etti. Annem demiş tamam ben kızını konuşacağım sana haber vereceğim. Adam baskı yapıyor. Evet. Ha, ben anlatayım. Baskı yapıyormuş bu arada. Kadıncağızı mecbur tutmuş. Kadın demiş ki peki yani nalet gel. Şiddet de var mıydı acaba adamda hani? Darp etme, itme, kalkma. Sanki zaten o karesinden kaçılmış yani. Evlenmemiş. Onun zende annem gelmiş dedi Sümeyye. Mesela bu bizim ev sahibi seni beğenmiş. Hani titreşim vardır annem. Yavaş yavaş konuşuyordu beni. Demiş, mesela sen evlenmek istiyorsun. Ben işte anne ben biliyorsun ben küçüküm. Ben başka kimse ben istemiyorum. Ben istiyorum okula gideceğim. Çalışacağım, serbest olacağım. Anne demiş ki... Annesi en sonunda mecbur kalmış, gelmiş. Demiş ki Soma'ya sen evlenmek istiyor musun? O da demiş ki anneciğim ben daha çok küçüğüm. Okumak istiyorum, okula gitmek istiyorum. Okuyacağım. Yani evlenmek aklında yok ki onun. Ben de şu anne ben senin mesela... Mesela benim yemek kalmıştı. Eğer ki yemek istiyorsun tamam ben okula gidiyorum. Sana çalışıyorum. Sana para getireyim. Annem düşüyor. Ev sahibi mecbur etti beni. Kaç kardeşsin kızımsa? Bir tane kardeşim vardır abim. Kaç? Abim vardır. Bir tek ben bir tane abim. Bu senin öz annen mi? Evet. Öz annen senin. Seni evet. Doğuran yani. Evet. Annen 70 yaşında bir adamla seni evlendirmek istedi mi? Hayır soruyor çocuğuna. Hayır. Sorun mu anne, ayol? Dedim anne. Adam baskı kurmuş ama. Baskı kurmuş. Adam, ya adam bu, evet. Oranın o devletin polisi molisi yok mu yani? Yok orada Taliban üyesi adam ne diyor namı? Evet. Dedim anne yemek kaldı. Suyum kaldı. Her şey kaldı. Tamam ben kendime çalışıyorum. Merak etme. Benim mesela evlenme. Demiş ki annem ben istemiyorum seni evleneceğim. Ama mecbur etti bu ev sahibi. Bize bilmiyorduk bu Taliban'dı. Anne demiş ki istiyorsun. İşte anne hayatta istemiyorum. Ben istemiyorum. Dedem gibidir. Nasıl evleneyim? Ah canım benim. Annem gitti onu söyledi. Demiş ki benim kızım istemiyor. Yani dede gibisin. Hı. Demiş nasıl istemiyor? Afganistan öyledir. Ben bir fırsat ettim onu. Kendini düşünsün. İstemiyor mecbur ediyorum size. Ondan sonra belli, annem. Belli ben anladım. Ha. Adamda var o güç yani. Anladın mı? Zaten orası da buna müsait bu gücü uygulamasına. Evet. Ondan sonra annem bir mesela ben akşam da teyzem evine gittim. Ben de bilmiyordum. Bir grup gelmişler. Annem dövdüler. Babam dövdüler. Bak. Kardeşim ne dedim size? Dövdü. Demiş Sümeyye nerede? Anne demiş ki evde değil. Bir grup yollamış adam. Annesini dövmüşler, babasını dövmüşler. Bunu arıyorlar. Allah'ın şükür ben o akşam evde değildim. Allah'ın şükür. Çok şükür. Kaçıracaklar çünkü. Bir daha da ananda babanda hak getirdiler. Evet dövdüler Sümeyye nerede? Annen adresi vermemiş. Demiş ki başka bir yere gitti yarın geliyor. Ondan sonra annem sabah erken kalktı geldi bizim teyzem evine. Demiş Sümeyye mesela bana dememiş teyzemi söyledi. Hı. Çünkü ben küçüktüm yani öyle bana söylüyordu. Ben yani çok kötü oluyordu. Teyzem söyledi abla Sümeyye almak için gelmişler dün akşam. Beni dövdüler. Kardeşini babasını dövdüler. Biz bir ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Teyzem demiş ki ben bilmiyorum vallahi. Ben de şaşırdım ne yapacağım? Ondan sonra daimi konuştum. Yani annem daimi konuştu. Bir şey yani bir nasıl harita bir şey yapmışlar. Demişler Türkiye'ye gidin, İran'da gidin. Anne demiş ben para nereye getireyim? Ben mesela para var da onu evine oturmuyordum ki. Hı. Ben nereye getireyim?
Annem mesela altını satmış, bir yüzük vardı, onu satmış. Herkes bir yerden komisyon, teyzem, dayım bir yerden vermişler para. Hı. Kaçtık, İran'da geldik, ondan sonra Türkiye geldik. Van'a yerleştiniz. Evet, Van'da. Van'dan zaten bize kira ötüyordu. 150 kira veriyordu. Ben de annem çalışmıyor zaten, kalbi ağrısı var. Babası ben eskiden 25... Bütün aile mi geldiniz? Sadece evet, bütün baban aile. Falan geldiniz. Evet. Van'da da depreme yakalandınız. Evet. Şimdi neredesiniz? Şu anda Adana'ya yaşıyoruz. Adana'ya göçtünüz depremden sonra. Evet. İşte dedim ya size, depremle ya da işte böyle doğal afetlerle bir sürü sır da su yüzüne çıkar, biliyor musunuz? Somaye'nin durumu da öyle olmuş. 70 yaşındaki bir adamın, Taliban üyesi bir adam, Somaye'ye talip olmuş. 4 karısının üzerine bu kızı güzel kız ele gelir demiş, onu istemiş. Annesine baskılar yapmış. Annesi babam zaten hasta diyor, çalışamıyor diyor. Annem işte evlerini temizliyorduk diyor. Ben de gidiyordum, anneme yardım ediyordum. Adam beni gözüne kestirmiş. Bu koca koca kazık adamların küçük çocukları gözüne kestirmesi çok enteresan değil mi? 70 yaşındaki bir adamın 14 yaşındaki 20 yaşında olsa ne olur ki, 70 yaşındasın bir adam. 14 yaşındaki bir çocuğu torunu yaşında ve zaten yani dede diyebileceğim bir adamdı diyor. Düğün hazırlık, onlar düğün hazırlıklarına başlamışlar. Evi bunlar teyzesine gidince evi basmışlar, teyzesinin evini. Anneyi babayı dövmüşler. Allah'tan beni o evde yoktum diyor. Zaten olsa burada da olamazdı. Kaçılmıştı, bitmiş gitmişti değil mi? Evet. O peki o hanımları da öyle mi? Öyle sessiz adam ne derse onu mu yapıyorlar? Zaten o hanımı bana söylemiş. Bu bir silah evde var. Bu bir grup vardır. Biz bilmiyorduk ki. Anne temizliyordu. Karısını derdi anlaşıyordu. Mesela açıklıyordu. Ben de bunu abi sevmiyordum. Kocasını sevmiyordum. Beni almış bu Afganistan. O da İran'dı. İranlıydı. Ha. O da İran'da getirmiş. İran'da gitti. Bu da İran'da getirmiş. Bu da ne kadar oldu? Üzerinden ne kadar geçti? Mesela nasıl? Yani ne kadar zaman oldu? Ne kadar zaman? Yani bir gün olmamış. Anne sabah da teyze evine gitti. Bunları yani akşama kadar yardım etmişler. Akşam kaçırdık, Türkiye geldi. Şu an ne kadar zaman geçti? Yani 2 yıl falan oldu mu işte oradan? Yok, 3 sene de zaten Van'daydık. 4 sene girdik yani. 3 sene, 2008 geldik. Peki ondan geldik. Beri ses yok değil mi? Belki de bulamıyor sizi. Yok. Sadece bir sefer dayımı dövdüler. Demişler bunlar nerede? O da dayımın telefonu vermiş, demiş beni dövmeyin, yeterdi. Bu numarasıdır. O da numarası almış, bize telefon açtılar. O da anne demiş ki belki teyzemdir, belki dayımdır, telefon açtı. Ondan sonra telefon açtı, o da demiş ki neredesin? Sen nerede, esine evine nerede? Sen, ben sana bir şey yapmıyordum. Annem çabuk kapattı. Ondan sonra sim kartı attım, bir yeni sim kartı attım. Allah Allah. Erkek egemenliği demek dünyanın her yerinde var. Her yerinde her var. Her yerinde var yani. Her hani yerinde var erkek egemenliği. Bu şeyden geliyor. Ama o taraflarda daha çok. Güneydoğu tarafı hele hep yani. Roma'dan başlıyor biliyorsunuz, Bangkok'a kadar gidiyor erkek egemenliği. Şimdi kızların yaşları da 10 yaşa düştü. Haberleri de yalnız okuyorsun. Yalnız yitki de düzelecek diye bakarken yitki daha, da daha mı kötü evet, oluyor? Daha ne da oldu? Kötü. Daha mı küçük? Yaşlar daha iyice mi? Çocuk evet. Doğumları başladı. Evet, çocuk ya, doğumları. Evet. Çocuklar çocuk evet. Doğuruyor bakın. Evet. İnanılır gibi değil. Çocuğa bakıyorsun, çocuğun çocuğu olmuş. Evet. Haberlerde veriyor. Yani 70 yaşında bir kadın, 14 yaşında, buradaki herkese soruyorum, 14 yaşında bir oğlanla evlense ne oluyor kadınlarda? Hanımlar cevap versenize. Yani. 70 peki, yaşındasınız, 14 yaşında bir erkekle evlenebilir misiniz? İmkanı var mı? Evladı gibi çocuk diye. Tövbe, tövbe. 70 yaşında bir erkek nasıl evlenebiliyor? Sapkınlık işte kızım. Bak ne güzel bir şey söyledin. 70 yani nasıl beni kafam kadın, 14 yaşındaki bir çocukla evlenir mi? Çocuk. Kadınlar niye evlenmiyor 70 yaşında kadınlarda? Bunu hep erkekler erkekler erkekler. Ne oluyor bu erkekler öyle, erkekler? Çocuk yani. Ya yani neyiniz fazla? Neyiniz yani fazla yani? Cevap verin bana. Yazık. Peki Somaye, ben seni çok şanslı görüyorum. Evet. Sen de kendini şanslı görüyor musun? Mesela en büyük şansın annen.
seni anlıyor olması, sana anlayış göstermiş olması, baban, abin, yani şanslı bir kızsın, öyle değil mi? Evet. Eğer ailen böyle düşünmeseydi, verirlerdi seni adama, onlar da oh rahat ederlerdi, değil mi? Evet. Ama senin gözyaşların okumak istiyorum, ben daha çocuğum demene, gerçi okuyamamış da, yazık ya. Bak işte bir şey söyleyeceğim. Ahu'nun söylediği ne kadar doğru. Yani bir tane adam sırf kıza musallat olmakla kalmıyor. Bak kızın hayatıyla oynadı. Kaç yıl? Bak beynin altından atamıyor. Kaç yıl ve ömür boyu da atamayacak. Kaç yıl? Günah değil mi? Ne kadar güzel bir kız. Su gibi bir çocuk. Ben okuyacağım derken bir adamın musallat olması, bütün düzenin bozulması. Ne, ve kızın istikbaliyle oynayabiliyor bakın. Hayatıyla oynamış ya. 14 yaşındaydı, kız 18 yaşında. Düşün. Düşünebiliyor musun? Şu an 18'e girdi. Bakın 14 yaşındaydı. Doğru söylüyor Ahu. 14 yaşındaydı Somaye'nin başına bu geldiğinde. Şu anda 18 yaşına girdi ve... Ve hala ağlıyor. Hala bunun izlerini. Ve hala anlatırken ağlıyor. Görüyorsunuz değil mi çocuk? Demek ki ne büyük bir ızdırap. Ve bir kızın, bir çocuğun istikbali gitti. Ben hep bu yüzden kızlara daha fazla itina gösteriyorum. Bir erkek çocuğu annesi olmama rağmen kızlara çok itina gösteriyorum. Kızlar okusun ve kızları okutmak için elimden gelen her şeyi de yapıyorum. Bir okul yaptırdım biliyorsunuz, çok programlı lise Tokat'ta. Kurban olduğum ya Rabbim, sayenizde o kadar güveniyorlar ki kızlarını okula yollamak istemeyen babalar bile sırf orada adım yazıyor, ben yaptırdım diye. Okuldaki kız sayısı erkekten fazla. Daha bundan büyük mutluluk olabilir mi? Ne güzel. Şimdi. Allah inşallah daha çok verir, daha çok okullara vesile olursun. Yapacağım, yapıyorum da. Şimdi Tokat Belediye Reisimiz geldi sağ olsun. Ve Tokat Valimizle sürekli konuşuyorum. Şimdi aynı yaptırdığım okulun yanında çok büyük bir yer var. Oraya da yurdu yaptırıyorum. Maşallah. Çok güzel bir yurt yaptıracağım Allah'ın izniyle. O zaman zannediyorum böyle bir kompleks olduğunda da Anadolu Liseleri ünvanını alacaklar. Valla ben kızlar için, özellikle kızlar için elimden geleni yapıyorum dedim ya, bir erkek annesiyim ama kızlar okusun. Kızlarınızı okutun. Ne yapın yapın, okutun. Ne olursa olsun okutun. Bak ne diyor çocuk. Ben okuyacağım derken... Bir adam çıkıyor 70 yaşındaki bir tane şerefsiz kızın hayatını alt üst ediyor. 4 tane karısı olmasına rağmen pis herif. Torunu vallahi yaşındaki böyle, bir çocuk. Böyle olan insanları pis. Da böyle taşlayarak öldüreceksin böyle bir adamı da. Of. Vallahi yemin ediyorum. Yarın ben buradayım kız, çıkın çıkın gelin ne olur. Siz buna bakmayın gelin.